Türk Hakanı Avşin Bey kumandasıyla alınır. Türklerin eline geçer. Bu tarihten sonra sürekli Bizanslılarla Türkler arasında el değiştirir. Bizans bölgeyi ele geçirip talan etmek için çeşitli oyunlar etmiştir. Beyliklerin en büyüğü Oğuz Baba, Karaağaç Baba'yı kuma uşarına, Yatağan Baba'yı yatağına, Kaysar Baba'yı Yeşil Yuva Kaysar'ı, Alaaddin Baba'yı da Alaaddin'e yerleştirmiş. Bütün boğazları dıştan gelecek tehditlere ve saldırılara engellemek için tutmuştur. Karaağaç Baba'yı kuma uşarıyla, Yatağan Baba'yı yatağına, Kaysar Baba'yı Yeşil Yuva'yı Kaysar, Alaaddin Baba'yı Alaaddin'e yerleştirmiş. Bundan sonra sağlamlaştırmış Adıhamit Ovası adıyla anılan Acıpayam Hamit oğulları beyliğine bağlanmıştır. Bölge ve Acıpayam Hamit oğulları, Karaman oğulları beyliği bağlı beyliğine geçince sık sık kavgalar olmaya başladı. 1316-1324 bölge Karaman oğullarının eline geçti. Sonra Osmanlı İsparta sancağına bağlandı ve bölge Garbi Karaağaç adını aldı. 1402 Yıldırım Beyazıt'ın Timurlu yenilmesinden sonra bölge Germiyanlara geçti ve her yıl vergi ödetmek istediler. Türk beyleri birleşip vergi ödememe kararı aldılar. Germiyanlar vergiyi ödememesinin savaş sebebi sayarız dediyseler de Türk beyleri savaşa göze alamadılar. Bölgedeki beyler vergiyi vermeyince Germiyanlar Asi Karaağaç diye anmaya başladılar. Acıpayam Germiyan oğullarıyla sık sık savaş yaptı, vergi vermedi. Acıpayam 1870 yılında Osmanlı İdari Nizamnamesi ile Denizli'ye 1871 yılında 56 mahalle ve kent köyü ile ilçe statüsü verildi. Cumhuriyetle birlikte Acıpayam adını almıştır ve burada kendi sesini duyurmaya devam ediyor. Yatağan Baba'yı yatağında çakı bıçak kılıç üretimi yapıyor, çıraklar yetiştiriyor. Kaysar Baba ayakkabı sektörüne çalıştırıyor, elemanlar yetiştiriyor. Diğer Yeşil Sahra bölgesinde tarımla uğraşıyor. Acıpayam'ın önemli gezilecek yerleri Olukbaşı Kanyonu, Keloğlan Mağarası, Ucarı Göleti, köylerimizde yerlerin kurucularının türbeleri, 7/24 her yöne ulaşım kolaylığı vardır. Thank you.
Yeah.
Sendin Urgan'a benim sözüm Bergama. Gel sarılalım, yatalım, ela gönlüm bu çiçekli yorgunluğuna. Gel sarılalım, yatalım, ela gönlüm bu çiçekli yorgunluğuna. Kısa kesiyorum çünkü dede amcamız zeybek istiyor, zeybek çalmak zorundayım.
Yaptık mı kökünü? Şimdi kızlar giyiyorlar bikini. Pijama şalvarı beğenmez olduk, beğenmez olduk. Şimdi kızlar giyiyorlar bikini. Pijama şalvarı beğenmez olduk, beğenmez olduk. Çok eskiden yaylalara göçerdik. Orada kalıp barta buğday biçerdik. Çok eskiden yaylalara göçerdik. Orada kalıp barta buğday biçerdik. Gözelerden eğilip su içerdik. Şimdi cam bardağı beğenmez olduk, beğenmez olduk. Gözelerden eğilip su içerdik. Şimdi cam bardağı beğenmez olduk, beğenmez olduk. Tepelerden diken vişnek getirdik. Hayvanlara burça yolduk yedirdik. Tepelerden diken biçtik getirdik. Hayvanlara burçak yolduk yedirdik. Kış gününde sobasız daim oturduk. Şimdi kalorifer beğenmez olduk, beğenmez olduk. Kış gününde sobasız daim oturduk. Şimdi kalorifer beğenmez olduk, beğenmez olduk. Maden dağlarında modun ettin mi? Yağmurda çamurda koyun güttün mü? Maden dağlarında modun ettin mi? Yağmurda çamurda koyun güttün mü? Lastik babucuyla yola gittin mi? Şimdi gün babıca beğenmez olduk, beğenmez olduk. Lastik babucuyla yola gittin mi? Şimdi gün babıca beğenmez olduk, beğenmez olduk. Saygılar sunarım. Ofa! Efir efir deneser. Yalnız mı kaldın da vay gelin? Yayla yolun.